Eserin adı İlk Yılların Ekmeği. Eserin yazarı Heinrich Böll. Heinrich Böll 1917'de Köln'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaştı, birkaç kez yaralandı. Esir düştü. Savaştan sonra hem üniversite öğrenimini sürdürdü hem de ağabeyinin marangozhanesinde çırak olarak çalıştı. İlk öyküleri 1947'den sonra yayımlanmaya başladı. Eserleri için aldığı ödüller arasında 1967 George Büchner Ödülü, 1972 Nobel Edebiyat Ödülü vardır. Alman ve Uluslararası Pen Derneği'nin başkanlığını yaptı. 16 Temmuz 1985'te vefat etti. Heinrich Böll, edebiyat yaşamına öykü yazarak başlamış ve öykücülüğü hep ön planda tutmuştur. İlk çalışmalarından en nitelikli yapıtlarına kadar Böll'ün öykülerinde keskin gözlemcilik yeteneği, çağdaş ve eleştirel düşünce yapısı, alaycılığı, insancıl yaklaşımı kendini açıkça belli eder. Böll'ün eserleri yalnız Almanya içinde ve Alman dilini kullanan ülkelerde değil, bütün dünyada 20. yüzyılın önde gelen klasikler arasına girmiştir. Giriş 1. Hedwig'in geldiği gün bir pazartesiydi. Ve o pazartesi sabahı pansiyoncu kadın babamın mektubunu kapının altından itmeden önce eskiden yurtta bulunduğum sıralarda sık sık yaptığım gibi yorganı başıma çekseydim çok iyi olacak. Ne var ki pansiyoncu kadın koridorda bağırmaktaydı. Size evden mektup var. Ve kapının altından ittiği kar gibi beyaz mektup odamdaki henüz gri gölgenin içine doğru kaydığında posta idaresinin yuvarlak mührü yerine ulak postasının oval mührünü görmemle korkuyla yataktan fırlamam bir oldu. Telgraf çekmekten öteden beri nefret eden babam, ben burada kentte yalnız başıma yaşamaya başladığım son 7 yıl içinde böyle ulak postasının mührünü taşıyan iki mektup göndermişti. Bunlardan birincisi annemin ölümünü haber veriyor. İkincisi de babamın iki bacağının birden kırılmasına sebep olan kazayı bildiriyordu. Şimdi bu üçüncüsüydü. Mektubu yırtarak açıp da okumaya başlayınca rahatladım. Sakın unutma diye yazıyordu babam. Kendisi için bir oda bulduğum Müller'in kızı Hedwig bugün saat 11.47'de trenle geliyor. Sevimlilik edip onu karşıla. Birkaç çiçek almayı, ona candan davranmayı da unutma. Böyle bir genç kızın ne durumda olacağını bir düşün. Yalnız başına ilk kez geliyor bir kente. Oturacağı caddeyi, semti tanımıyor. Kendisine her şey yabancı. Kalabalık ve gürültülü koca istasyon öğle zamanı onu korkutacaktır. Şunu bir düşün. 20 yaşında ve kente öğretmen olmak için geliyor. Ne yazık ki beni görmeye geldiğin pazar ziyaretlerin artık düzensizleşti. Yazık. Sevgiyle. Baban. Sonraları Hedwig'i istasyonda karşılamasaydım her şeyi nasıl değişirdi diye sık sık düşündüm. Yanlışlıkla başka bir trene biner gibi ben de başka bir hayata atılmış olacaktım. Öyle bir hayat ki o sıralarda Hedwig'i tanımadan önce bana tamamen çekilebilir bir hayat gibi görünmüştü. En azından kendi kendimle konuşurken böyle diyordum. Ama bu hayatı peronun öbür tarafında benim için hazır duran bir treni, az kalsın binilecek olan bir treni andıran bu hayatı şimdi düşlerimde yaşıyorum. O sıralar bana çekilebilir gibi görünen bir şey, bir cehennem azabı olur. Onu da biliyorum. Kendimi bu hayatın ortasında dururken görüyorum. Kendimi gülümserken görüyorum. Konuştuğumu duyuyorum. İnsan hiç sahip olmadığı ikiz kardeşini düşünde gülümserken görmekten, konuşurken duymaktan nasıl hoşlanırsa öyle. Hani kardeşini taşıyan, tohum ziyan olmadan, belki de saniyenin binde biri içinde yaratılacak olan ikiz kardeşini. O sırada babamın bu mektubu ulak postasıyla göndermesine şaşmıştım. Hedwig'i gidip istasyondan almaya vaktim olacak mı? Onu da bilmiyordum henüz. Çünkü otomatik çamaşır makinelerinin çalışmasını kontrol ve onarım konusunda uzmanlaşalı beri hafta sonları ile pazartesileri benim için en yoğun günlerdi.
Evli erkekler tam da cumartesiyle pazarları, işe gitmedikleri günler, çamaşır makinelerinin başından ayrılmıyor, bu kıymetli gereçlerin ne kalitede olduğunu, nasıl çalıştığını görmek istiyorlar. Bana gelince telefonun başında oturup kalıyor, beni çoğu zaman en uzaktaki semtlere çağıran telefonları bekliyor. Daha evlerden içeri adım atar atmaz kontak ya da kablolardan çıkan yanık kokusunu alıyor. Önümde içlerinden çizgi filmlerdeki gibi sabun köpüğünün taşıp aktığı makineler buluyor. Parmaklarıyla basacakları bir iki düğmeden bir tanesine basmayı unutmuş ya da birine üst üste iki kez basmış. Suçluluk duygusu içinde iki büklüm olmuş adamlar ve ağlaşan kadınlarla karşılaşıyor. O zaman onarım gereçleriyle dolu çantamı açarken bütün kaygısızlığımın tadını çıkarıyor. Dudak büküp uğranılan zararı gözden geçiriyor. Sakin sakin düğmeleri, kolları ve bağlantıları yoklayıp sabun tozu karışımını tarifeye göre hazırlarken makinenin nasıl çalıştığını yeniden içten bir gülümsemeyle anlatıyordu. Makineyi çalıştırıp ellerimi yıkarken teknik bilgisi ciddiye alındığı için mutlu görünen ev sahibi kocanın acemice ve üstünkörü bilgiçliğini nezaketle dinliyorum. Sonra da çalıştığım saat, yaptığım kilometrenin hesap faturasını imzalatıp kayıtsızca arabama biniyor. Öbür alarm istasyonuna yollanıyordum. Pazarları da dahil olmak üzere günde 12 saatlik bir çalışma, arada sırada da Wolf ve Ulla ile Cafe Just'ta buluşma. Pazarları çoğu zaman gecikerek gittiğim akşam ayini, duanın başlayıp başlamadığını rahibin hareketlerinden korkuyla anlamaya çalışmak. Henüz başlamamışsa içimi hafifleten bir iş çekiş. Yorgun argın sıralardan birine yığılır. Bazen uykuya dalar, ancak zangoç ayininin bittiğini çıngırakla haber verince uyanırdım. Kendimden, işimden, ellerimden nefret ettiğim saatler olurdu. O pazartesi sabahı yorgundum. Daha pazardan arta kalmış, yoklayamadığım 6 iş çağrısı vardı. Benim pansiyoncu kadının sofadaki telefonda konuştuğunu duyuyordum. Olur, kendisine bildiririm. Yatağın üzerine oturduğum, sigara içip babamı düşündüm. Onun saat 10'da Knofta'da duran trene mektubu vermek üzere akşam kentin içinden nasıl geçtiğini görüyordum. Kilisenin yanındaki alandan, Müllerlerin evinin önünden, cılız ağaçların sıralanmış olduğu dar yoldan nasıl geçtiğini. Sonra yolu kısaltmak için lisenin büyük kapısını açıp karanlık kapı girişinden okul avlusuna nasıl çıktığını, okul binasının sarı badanalı arka yüzünden yukarıya ders verdiği kendi 11. sınıfına nasıl baktığını görüyordum. Sonra babamı okul kapıcısına ait köpeğin sidik kokusunun sinmiş olduğu avlunun ortasındaki ağacın yanından geçip her sabah trenle gelip karşıdaki istasyondan akın eden öğrenciler için saat 8'e 5 kaladan 8'e kadar açık tutulan ve kapıcı Honşaid'ın dibinde durarak kentten gelen öğrencilerin sızmamasına dikkat ettiği küçük kapıyı açarken görüyordum. Trenle gelen öğrencilerden olmadığı için istasyon müdürünün oğlu Alfred Crush bile koca konut bloğunu dolanan uzun, ıssız yolu yürümek zorundaydı. Yaz akşamları güneş parlak sınıf pencerelerinde kıpkırmızı asılır kesilir kalırdı. Knohta'da geçirdiğim son yıl anneme gönderilmek üzere karşı yönden gelen trene verilecek mektup ya da paket oldukça babamla beraber sık sık bu yolu yürürdük. Tren annemin hastanede yattığı Brohen'e saat 10.30'da varırdı. Babam dönüşte çoğu zaman okul avlusundan geçen bu yolu seçerdi. Çünkü bu yol 4 dakika daha kısaydı ve o çirkin konut bloğunun yanından dolanarak geçmeyi gerektirmezdi. Ayrıca babamın okuldan alacağı kitap ya da defterler olurdu. Lisede geçen o yaz, pazar akşamlarının anısıyla birlikte üzerime bir halsizlik çöktü. Koridorlarda gri bir loşluk, sınıfların önündeki giysi çengellerinde yalnız kalmış tek tük kasketler asılı. Yerler yeni cilalanmış, şehitler için dikilmiş anıtın üzerindeki gümüş ve bronzlar aslında bir süre önce Hitler'in resminin asılmış olduğu kar beyazı büyük dikdörtgenin yanında mat bir parıltı içinde. Öğretmenler odasının yanında da Scharnhorst'un yakası kan kırmızı ışıldıyor.
Bir gün öğretmenler odasının masası üzerindeki mühürlü bir karne kağıdını alıp saklamaya kalkmıştım. Ama kağıt öyle sertti, gömleğimin altına sokmak istediğim sırada öyle hıcırdamıştı ki. Bir dolabın önünde duran babam dönmüş, onu elimden öfkeyle alıp masanın üzerine fırlatmıştı. Babam kağıdı düzeltmeye kalkmamış, benimle bir söz dalaşına da girmemişti. Ama o andan sonra kendisini hep dışarıda, koridorda, Scharnhorst'un kan kırmızı yakası ve son sınıfın kapısının yanında asılı olan Ifigenia'nın dudaklarının kırmızısıyla baş başa beklemek zorunda kalmıştım. Önü elimde bir tek koridordaki koyu gri karanlık vardı. Bir de arada sırada son sınıfın penceresinden sınıfa bakabiliyordum. Ama pencerede bana yine o koyu gri karanlıktan başka bir şey vermiyordu. Bir gün yeni cilalanmış döşemenin üzerinde bir kupa ası buldum. Kırmızısı Ifigenia'nın dudaklarıyla Scharnhorst'un yakasındaki rengin aynısıydı. Ve ben taze cila kokusunun arasından okul yemeğinin kokusunu almaktaydım. Sınıf odalarının önündeki yer muşambasının üzerinde sıcak karavanaların yüz yuvarlak izlerini olduğu gibi görüyordum. Bu çorba kokusu pazartesi öğle vakti sınıfımızın önünde duracak olan karavanayı anış, Scharnhorst'un yakasındaki kırmızının, Ifigenia'nın dudaklarındaki kırmızının, kupa asına ait kırmızının dindiremeyeceği bir açlık uyandırdı bende. Eve dönerken babamdan fırıncı Fundal'a uğrayıp dükkandan içeri bir göz atmamızı, ona iyi akşamlar dileyip ekmeği ya da üzerindeki marmelat tabakası, Scharnhorst'un yakası gibi kırmızı, koyu gri pasta artığı var mı diye sormamızı istedim. Sessiz, karanlık caddelerden yürüyerek eve giderken ziyaretimize bir rastlantı havası verebilmek için Fundal'la karşılıklı nasıl konuşması gerektiğini anlattım babama. Bu buluşumdan ben bile hayrete kapılırdım. Fundal'ın dükkanına yaklaştıkça hayal gücüm daha da artar. Babamın Fundal ile yapacağı düşsel konuşma daha bir oluşurdu kafamda. Fundal'in oğlu kendi sınıfında hem de kötü bir öğrenci olduğu için babam başını şiddetle sallar. Ama Fundal'in evine vardığımızda olduğu yerde kalırdı bocalayarak. Ne kadar zorlandığını anlardım. Ama yine de sızlanmaktan geri kalmazdım. Babam her seferinde eğlenceli filmlerdeki erler gibi keskin bir dönüş yapar, kapıya doğru ilerler, Fundal'ların zilini çalardı. Pazar gecesi saat 10, her zamanki gibi yine aynı sessiz oyun. Kapıyı herhangi bir kimse açardı. Ama hiçbir zaman Fundal'in kendisi değil. Babam iyi akşamlar bile diyemeyecek kadar sıkılır, heyecanlanırdı. Fundal'in oğlu, kızı ya da karısı kim duruyorsa kapıya da arkasına dönüp karanlık koridora doğru bağırırdı. Baba, öğretmen bey geldi. Babam sessiz sedasız beklerken ben arkasında durup Fundal'ların akşam yemeğinin kokusunu kafamdaki deftere geçirirdim. Kızarmış et ya da jambon. Mutfak kapısı açıksa ekmek kokusunu da alırdım. Sonra Fundal görünür. Dükkana gider, ekmeği kağıda sarmadan babama uzatır. Babam da hiçbir şey söylemeksizin ekmeği alırdı. İlk seferinde ne çanta ne de kağıt vardı yanımızda ve ben yanı başında sessiz sedasız yürüyüp yüzündeki anlamı gözlerken babam ekmeği eve kadar kolunun altında götürmüştü. Yüzü her zaman gibi neşeli ve mağrurdu. Ekmeği alırken ne kadar zorlandığının en ufak bir izi yoktu. Taşıyayım diye ekmeği almak istediğim zaman başını içten bir hareketle sallamıştı. Sonraları yine pazar akşamları anneme gönderilecek bir şey olup da trene vermek üzere istasyona gittiğimiz zamanlar hep yanımızda bir çanta bulunmasına dikkat ettim. Öyle aylar olurdu ki daha salı gününden bu fazladan ekmek için sevinmeye başladım. Ama bir pazar günü kapıyı birdenbire açan Fundal'in yüzünü görünce bir daha ekmek alamayacağımızı hemen anladım. Büyük karanlık gözleri sert bakıyordu. Kalın çenesi bir heykelin çenesi gibiydi. Ve konuşurken dudaklarını belli belirsiz kıpırdatıyordu. Yalnız karne karşılığında ekmek verebilirim. Pazar akşamları karne de geçmez. Kapıyı çarparak yüzümüze kapattı. Bugün semtteki caz kulübünün konserler verdiği bir kahvehaneye açılan aynı kapıyı. Kan kırmızı plakayı görmüştüm. Dudaklarını trompetlerin altın ağızlıklarına bastırmış sırıtkan zenciler. O gün kendimize gelip de eve yollanıncaya kadar birkaç saniye geçmişti. Ben derisi bir alışveriş çantası gibi sarkan, boş evrak çantasıyla yürüyordum. Babamın yüzü her zamankinden farklı değil, mağrur ve neşeli. Dün onun oğluna zayıf vermek zorunda kaldım demişti.
Pansiyoncu kadının mutfakta kahve çektiğini duyuyordum. Hafif dostça bir sesle küçük kızına verdiği öğütleri duyuyordum. Hala yatağa dönüp yorganı başıma kadar çekme isteği içindeydim. Eskiden ne güzeldi diye düşünüyordum hala. Çıraklar yurdundayken dudaklarımı çaresizlik içinde bükmeyi öyle becerirdim ki. Yurt müdürü Rahip Derviş çayımı ve sıcak su torbamı yatağıma kadar getirirdi. Ötekiler kahvaltı için aşağı indikten sonra ben yeniden uykuya dalar, ancak saat 11'e doğru temizlikçi kadın gelip yatakları toplamaya başladığında uyanırdım. Kadının adı Witzel'di. Sert, masmavi bakışlarından, kuvvetli ellerinin şaşmaz becerisinden korkuya kapılırdım. Yatak örtülerini düzeltip yorganları katlarken benim yatağımı bir cüzamlının yatağıymış gibi atlardı. Bugün bile dehşetle dudaklarımda çınlayan şu tehdidi savururdu tekrar tekrar. Sen hiçbir şey olamazsın. Hiçbir şey olamazsın sen. Merhameti, annem ölüp de herkesin bana dostça davrandığı sıradaki merhameti bana daha müthiş gelmişti. Annemin ölümünden sonra yeniden mesleğimi ve öğrenim yerimi değiştirip de rahip bana yeni bir iş buluncaya kadar yurtta bütün gün oturup kaldığım o günlerde patates soyar ya da elimde bir süpürge koridorlarda dikilip dururdum. Merhameti yine yok olmuştu. Gözü bana iliştikçe kehanetini savururdu. Sen hiçbir şey olamazsın. Hiçbir şey olamazsın sen. Ondan insanı korkunç sesler çıkararak kovalayan bir kuşmuş gibi korkar. Hemen kendimi Frau Fletcher'ın korumasında güven içinde hissedeceği mutfağa atardım. Frau Fletcher'a lahana turşusu kurmada yardım eder. Beyaz lahanaları büyük rendenin altına iterek bazen fazladan bir pudinge hak kazanır. Mutfakta çalışan kızların söylediği şarkıların tatlılığı içinde ninni dinliyormuşum gibi kendimden geçerdim. Şarkı söylenirken Frau Fletcher'ın edebe aykırı bulduğu bölümlerin ve o kızı severdi karanlık gecelerde gibi bölümlerin mırıldanarak geçilmesi gerekirdi. Ne var ki lahana yığını umduğumdan daha çabuk küçülür. Elimde süpürgeyle Frau Witzel'in emrinde geçirmek zorunda kaldım. İki dehşetli gün kalırdı geriye. Neden sonra rahip bana Vic Weber'in yanındaki işi bulmuş. Ben de bankacılık, tezgahtarlık, marangozluktan sonra Vic Weber'ın yanında elektrikçi olmaya başlamıştım. 7 yıldan sonra geçenlerde Frau Witzel'in bir tramvay durağında beklemekte olduğunu görmüş. Arabamı durdurup inmiş. Kendisini kente götürebileceğimi söylemiştim. Kabul etmiş. Ne var ki kendisini evinin kapısı önüne bıraktığım sırada dostça "Çok teşekkür ederim. Ama araba sahibi olmak henüz adam olmak demek değildir." demişti. Yorganı kafama çekmedim. Frau Witzel'in haklı olup olmadığını düşünmeye de hiç kalkışmadım. Çünkü bir şey olmuşum olmamışım hiç aldırdığım yoktu. Pansiyoncu kadın kahvaltımı getirdiği sırada hala yatağın kenarında oturmaktaydım. Ona babamın mektubunu verdim. Ben kendime kahve doldurup ekmeğime yağ sürerken o mektubu okudu. Tabii dedi. Tabii gitmelisiniz. Mektubu şekerliğin yanındaki tabağın üzerine bıraktı. Kibar davranıp kızı yemeğe davet etmelisiniz. Böyle genç kızlar itiraf ettiklerinden daha açtır. Bunu unutmayın. Telefon çaldığı için dışarı çıktı. Yeniden konuştuğunu duydum. Peki, söylerim kendisine. Olur. Geri dönüp Kurbel Caddesi'nden bir kadın telefon etti dedi. Makineyle baş edemiyormuş. Ağladı telefonda. Hemen gitmenizi rica ediyor. Gidemem dedim. Önce dünden kalma çağrılara bakmak gerek. Pansiyoncu kadın omuz silkti. Kahvaltı edip elimi yüzümü yıkadım. Müller'in hiç tanımadığım kızını düşündüm. Aslında kente Şubat'ta gelmesi gerekiyordu. Babasının mektubu güldürmüştü beni. Başarısız İngilizce ödevlerimin altındaki notlardan tanıdığım yazısına, ifade tarzına gülmüştüm. Kızım Hedwig diye yazmıştı Müller o zaman. Pedagoji Akademisi'nde öğrenimine başlamak üzere Şubat ayında kente gelecek. Bana yardımcı olur da kendisi için bir oda bulabilirsiniz. Size çok müteşekkir olurum. Beni artık pek hatırlayamayacağınızdan şüphem yok. Sizin de birkaç yıl devam ettiğiniz Hoffmann von Fallersleben okulunun müdürü. 16 yaşında 4. sınıfta ikinci kez kaldıktan sonra başarısızlığa uğramış bir
Dördüncü sınıf öğrencisi olarak okulu bıraktığımı böyle kibarca anlatıyordu. Hoş, belki de... Müller böyle devam ediyordu yazmaya. Belki beni hatırlıyorsunuzdur. Dilediğimin size aşırı zorluk çıkarmayacağını, sizi rahatsız etmeyeceğini umarım. Kızım için tutulacak oda çok iddialı olmalı ama çirkin de olmamalı. Pedagoji akademisine mümkün olduğu kadar yakın. Böylesi elden geliyorsa. Büyük kent karakterine sahip olmayan bir semtte olmalı. Ayrıca izin veriliyorsa şunu da belirteyim ki oda her ne pahasına olursa olsun ödenecek paraya değmeli. Mektubu okurken Müller'in kafamdaki kişiliği birden değişivermişti. Onu hoşgörülü ve unutkan, hatta biraz fazla dağınık biri olarak hatırlıyordum. Oysa o anda karşımda duran, kılı kırk yaran Pinti'nin tekiydi. Aslında anılarında hiç de nefret edilmeye değer biri olarak yaşatmadığım Müller'den nefret etmem için bu ödenecek paraya değmeli. Sözü yetmişti bile. Çünkü ödenecek paraya değmeli sözünden nefret ederim. Yarım kilo tereyağın 1 mark, mobilyalı oda kirazının kahvaltı dahil 10 mark olduğu, cepte 30 fenikle insanın sevgilisiyle dansa gidebildiği günlerden dem vurmayı babam da çok iyi bilir. O günlerle ilgili öykülerde bu ödenecek paraya değmeli sözcüğü hep itham eder gibi bir ses tonuyla, sanki tereyağı fiyatının 4 katına çıkmasından eski günlerin anlatıldığı kişi sorumluymuş gibi söylenir. Ben her şeyin fiyatını öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü hiçbir zaman ödeme gücüm olmadı. 16 yaşında bir çırak olarak kente geldiğim zaman açlık bana bütün fiyatları öğretmişti. Taze pişmiş ekmek düşüncesi kafamın içini serseme çeviriyordu. Çoğu zaman akşamları saatlerce kentin içinde dolaşıp yalnızca tek bir şeyi düşünüyordum. Ekmek. Gözlerim yanıyordu, dizlerim halsizdi. İçinde kurtlara yakışacak bir duygu vardı. Ekmek. Bazı insanlar nasıl morfin delisiyse ben de ekmek delisiyim. Kendi kendimden korkar olmuştum. Bir keresinde çırak yurdunda Kuzey Kutbu seferi üzerine Dia gösterisi eşliğinde bir konferans veren adamı düşünüyordum. Seferdekilerin henüz tutulmuş balıkları canlı canlı parçalayıp çiğ çiğ yuttuklarını anlatmıştı bize. Şu sıralarda bile paramı almış cebimde banknotlar bozuk paralarla kentin içinden geçerken o günlerin kurtlara özgü korkusu ve anısı içimi dolduruyor. Ekmek fırınlarının vitrininde taze yatıp duran ekmeklerden satın alıyorum. Gözüme özellikle güzel görünen iki ekmek alıyorum. Sonra öbür dükkandan bir tane daha. Sonra bir sürü de kahverengi çıtır çıtır küçük frankalalardan alıp hepsini pansiyoncu kadının mutfağına götürüp bırakıyordum. Çünkü satın aldığım ekmeğin dörtte birini bile zor yiyip bitirebiliyorum ve ekmek bayatlar korkusu içimi dolduruyor. Benim için en kötü aylar annemin ölümünden hemen sonraki aylar olmuştu. Elektrikçilik eğitimi görmeye hiç meraklı değildim. Ne var ki daha önce de sürüyle şey denemiştim. Bankacılık, tezgahtarlık, marangozluk. Hepsi de tam ikişer ay süreyle. Şimdi bu yeni meslekten de nefret ediyordum. Hele ustamdan öyle nefret ediyordum ki. Akşamları ağzına kadar tıka basa dolu bir tramvayla çırak yurduna dönerken çoğu zaman başım dönüyordu. Ama eğitimimi sonuna kadar götürdüm. Çünkü artık onları göstermeye karar vermiştim. Haftanın dört akşamı anneme uzaktan hısım olan bir mutfak hemşiresinin çalıştığı St. Vincent's Hastanesi'ne gitme iznim vardı. Orada çorba dağıtılıyordu, bazen ekmek de. Mutfak tezgahının önündeki sırada her seferinde dört ya da beş aç insanı oturmuş buluyordum. Çokluk yaşlı erkeklerdi bunlar. Tezgahın kalkar iner kapağı açılıp da hemşire Clara'nın yuvarlak kolları görününce titreyen ellerini tezgaha doğru uzatıyorlardı. Çorba kaselerini ellerinden çekip almamak için zor tutuyordum kendimi. Bu çorba dağıtımı hastalar uyuduktan sonra, çok sonra, hep geç saatte yapılıyordu. Hastalarda kendilerine düşen tayınla yersiz bir merhamet gösterisinde bulunulduğu kuşkusu uyandırılmamalıydı. Oturup kaldığımız sofrada yemeğimizi aydınlatan yalnızca 15 wattlık bir iki ampul yanıyordu. Çorbayı yudumlarken çıkardığımız şapırtı sık sık kesilir, iner, kalkar, kapak ikinci kez geri itilir. Hemşire Clara puding dolu bir tabağı deliğe sürerdi. Bu puding hep kırmızı, panayır yerlerinde satılan çubuk şekerler kadar göze çarpan bir kırmızılıkta olurdu. Tezgaha doğru atıldığımız zaman arkada mutfakta duran hemşire Clara başını sallar, içini çeker, ağlamaklı olurdu. Sonra durun der. Yeniden mutfağın arka tarafına doğru gidip bir çanak dolusu sosla dönerdi. Bu sos kükürt sarısıydı. Amatör ressamların tablolarındaki güneş gibi sarıydı. Ve biz çorbayı içer, pudingi yer, sosu da yer.
Tezgahın deliği bir daha açılacak mı diye bekledik. Bazı bazı bir parçada ekmek olurdu. Ayda bir de hemşire Clara bize kendi sigara payını dağıtırdı. Her birimize bu beyaz kıymetli küçük çubuklardan birer ya da ikişer tane düşerdi. Ama çoğu zaman hemşire Clara küçük pencereyi artık verecek hiçbir şeyi olmadığını söylemek için açardı. Hemşire Clara'nın bu yöntemle yedirdiği gruplar her ay değişir. O zaman haftada dört kez sıra gelsin diye bir başka gruba geçerdi. Bu dördüncü gün pazara rastlardı. Pazarları bazı bazı salçalı patates olurdu. Öbür gruba geçmek için ayın sonunu özlemle, tutsaklığının sonunu bekleyen bir tutsak kadar özlemle beklerdi. O zamandan beri ödenecek paraya değmeli. Sözünden nefret ederim. Çünkü bunu hep ustamın ağzından duyardım. Wick Weber tam dürüst bir adam diye anılanlardan. Yetenekliydi, işini iyi biliyordu. Bir bakıma cana yakın bir adamdı da üstelik. Onun yanına çırak girdiğim zaman daha 16 yaşında bile değildi. O sıralarda iki yardımcısı ile 4 çırağı ayrıca bir de kalfası vardı. Ama kalfa çoğu zaman Vic Weber'ın tam o sıralarda kurduğu küçük fabrikada bulunurdu. İri yarı bir adamdı. Vic Weber sağlıklı neşeliydi. Sofuluğu da yüzündeki bu cana yakın çizgilerden anlaşılıyordu. Başlangıçta kendisinden pek hoşlanamadım. İki ay sonra da mutfağımdan gelen kokulardan ötürü ondan nefret ettim. Şimdiye kadar hiç tatmadığım şeylerin kokusu geliyordu oradan. Taze pasta, kızartma ve sıcak domuz yağı kokusu. Ve bağırsaklarımı kemiren şu hayvan, açlık için bu kokular dayanılabilecek şeyler değildi. Açlık şahlanıyor, ekşi ve sıcak mayalanıyordu içinde. Ve ben Vic Weber'den nefret etmeye başladım. Çünkü ben kırmızı marmelatla birbirine yapıştırılmış iki dilim ekmek ve bir kap dolusu soğuk çorbayla işe gidiyordum sabahları. Çorbayı herhangi bir inşaat yerinde ısıtmam söyleniyordu. Oysa ben çoğu zaman daha işe giderken yolda gövdeyi indiriyordum. Sonra işe geldiğimde gereç çantamdaki boş yemek kabı tıkırdıyor. Herhangi bir müşteri kadının bana ekmek, bir tabak çorba ya da herhangi yiyecek bir şey vereceğini umuyordum. Çoğu zaman yiyecek veriliyordu bana. O sıralarda çok sessiz, uzun boylu ve zayıf, ürkek bir çocuktum. İçime yerleşmiş olan kurttan hiç kimsenin haberi yok gibiydi. Okurdu, hiç kimse hissedemiyordu. Bir gün kendisini duyduğumun farkında olmayan bir kadının benim hakkında konuştuğunu duymuştum. Beni hayli övdükten sonra sözlerimi şöyle bir cümleyle noktalamıştı. Öyle kibar bir hali var ki, güzel demiştim kendi kendime o zaman. Demek kibar bir halin var. Ve kendimi çıraklar yurdundaki banyoda asılı duran aynada daha inceden seyretmeye başlamıştım. Soluk uzunca yüzüme bakıyor, dudaklarımı ileri uzatıp geri çekiyor. İnsan kibar halli olunca demek böyle oluyormuş diyordum kendi kendime. Orada aynadaki yüzüme bakıp yüksek sesle hayvanlar gibi tıkınabileceğim bir şey istiyorum diyordum. O sıralarda babam nasıl yaşadığımı görmek için geleceğini yazardı ama gelmezdi. Eve gittiğim zamanlar kentte ne olup bittiğini sorar. Ben de ona kara borsadan, çıraklar yurdundan, işimden söz açmak zorunda kalırdım. Çaresiz başını sallardı. Ona açlığımdan söz açınca sık sık sözünü etmezdim bunun. Ama bazen ağzımdan kaçardı. Bir koşu mutfağa gider, yenecek ne bulursa kapıp getirirdi. Ekmek, elma, margarin bazen de mutfakta dikilir. Bana kızarmış patates yapmak için patates soyardım. Bir seferinde elinde kırmızı lahana mutfaktan çıkıp gelmiş. Bula bula bunu buldun demişti. Galiba salata yapılır bundan. Bir haksızlık yapmıştım. Kentteki durumu anlatırken gerçeğe uymayacak şekilde konuşmuşum gibi bir duygu yeşerirdi içimde. Babama ekmek, tereyağı ve kömür fiyatlarını da söylerdim. Her seferinde korkuya kapılır gibi olur ama yine her seferinde unuturdu sanki. Bazen bana gönderdiği parayla ekmek almamı yazardı. Babamdan para gelince karaborsa pazarına gider. Fırından yeni çıkmış 1-1,5 kiloluk ekmek alırdı. Bir sıranın üzerine ya da yıkıntılar içinde bir yere oturur. Ekmeği ortasından ikiye ayırır, kirli ellerimle kopardığım lokmaları ağzıma tıkarak yerdim ekmeği. Bazen ekmeğin dumanı tüterdi, içi sımsıcak olurdu o zaman. Bazı elimde canlı bir şey tutuyormuşum da, onu parçalıyormuşum gibi gelirdi bana. Kuzey Kutbu üzerine konferans verip canlı balıkları parçalayarak çiğ çiğ nasıl yuttuklarını bize anlatan adamı hatırlardım. Çoğu zaman ekmeğin bir parçasını bir gazete kağıdına sarıp gereç çantama koyardım.
Ama 100 adım yürüdükten sonra yine çıkarır, geri kalanını caddede durup yerdim. 1,5 kiloluk bir somun da karnım öylesine doymuş olurdu ki, çıraklar yurdundaki akşam tayınımı başkasına verip hemen yatağa girerdim. Yorganıma sarılı, midem o hoş, taze ekmekle dolu, karın tokluğundan sanki sersemlemiş, tek başıma yatar kalırdım yukarı yatakhanede. Akşam saat 8 sularındaydı bu. Önümde 11 saatlik bir uyku olurdu çünkü yeteri kadar uyuyamıyordum da. Belki o sıralarda babam annemin hastalığından başka hiçbir şeye aldırmıyordu. En azından ben babamı ziyaretlerinde açlık sözcüğünü dile getirmemeye, sıkıntılarımla ilgili herhangi bir imada bulunmamaya çalışıyordum. Çünkü babamın benden daha az yiyeceği olduğunu görüyor ve biliyordum. Suratı sarıydı, zayıftı, dalgındı. Gidip annemi de yoklardık. Yatağının kenarına ilişince annem de bana yiyecek bir şeyler uzatırdı hep. Kendi yemeklerinden artırdığı ya da kendisini yoklayanların getirdiği meyve ya da bir şişe süt, bir parça pasta gibi şeyler. Ama hiçbir şey yiyemezdi. Çünkü onun ciğerinden hasta olduğunu, iyi yemesi gerektiğini biliyordu. Ama o beni zorlar. Yemezsem hepsinin bozulacağını söylerdi. Babam Claire derdi. Sen ye, senin tekrar iyileşmen gerek. Annem ağlayıp başını yana çevirdi. Bana ikram ettiği şeylerden hiçbirini yemezdi. Yanındaki yatakta yatan kadının gözlerindeki vahşi kurdu görmüştüm. Annemin bırakacağı her şeyi bu kadının yiyip bitireceğini biliyordum. Annemin sıcak elini kolumda hissedip gözlerinin içinde komşusunun açgözlülüğünden ötürü duyduğu korkuyu görüyordum. Annem bana yalvarıp, yavrum, oğlum diyordu. Yesene, aç olduğunu biliyorum. Kentin ne olduğunu biliyorum. Ama ben yalnızca başımı sallayıp annemin ellerini sıkıyor, bana artık yalvarmamasını sessiz sedasız biliyordum. Annem gülümsüyor. Bir daha yemekten söz açmıyordu. O zaman ne demek istediğimi anladığını bilmiş oluyordum. Belki evde daha rahat edersin. Belki başka bir oda daha iyi gelir diyordum. Ama annem başka oda yok. Hastalık bulaşıcı olduğu için eve de bırakmıyorlar diyordu. Daha sonra babamla beraber gidip doktorla konuştuğumuz zaman kayıtsızlığından ötürü doktordan nefret ediyordum. Bizimle konuşurken başka bir şey düşünüyor. Babamın sorularını yanıt verirken kapıya ya da pencereden dışarıya bakıyordu. Doktorun kırmızı, ince, hafif kıvrık dudaklarından annemin öleceğini anlamıştım. Ne var ki annemin yanında yatan kadın daha önce öldü. Pazar öğle vakti geldiğimizde kadın henüz ölmüştü, yatak boştu. Herhalde haberi henüz almış olan kocası hasta odasına girmiş, kadının komodinindeki öteberisini toplamakla meşguldü. Saç firketeleri, bir pudra kutusu, iş çamaşırları, bir kutu kibrit. Bizi selamlamaksızın sessiz sedasız çabuk çabuk işini bitirmeye başlıyordu. Ufak tefek sıska turna balığını andıran bir adamdı. Koyu esmer bir derisi, küçük yuvarlak gözleri vardı. Nöbetçi hemşire gelince komodinin gözünde konserve eti bulamadığı diye onu azarladı. Hemşire geldiği sırada corned beef nerede diye bağırıyordu. Dipnot corned beef. Konserve et. Daha dün getirmiştim. Dün akşam işten çıkıp geldim. Saat 10 sularında gece öldüğüne göre onu yemiş olamaz. Karısının saç pirketelerini nöbetçi hemşirenin yüzüne doğru uzatıp sallıyordu. Ağzının kenarlarına sarı köpükler birikmişti. Hiç ara vermeden haykırıyordu. Et nerede? Et istiyorum. Eti istiyorum. O bir kutu eti geri almazsam bütün odayı darmadağın ederim bilmiş oldum. Hemşireye kızarıp bağırmaya başlamıştı. Yüzünden eti çalmış olduğu sanılabilirdi. Adam ter ter tepiniyor, elindeki öteberiyi yerlere atıp ayaklarıyla üzerinde tepiniyor, haykırıp duruyordu. Ben eti isterim. Orospu karılar, hırsızlar, katiller. Bu böyle birkaç saniye sürdükten sonra babam birini çağırmak için dışarı koridora çıktı. Hem de ben de hemşire ile adamın arasına girdim. Çünkü adam hemşireye vurmaya başlamıştı. Ama adam ufak tefek atak biriydi. Benden çok daha çevikti. Küçük, esmer yumruklarıyla hemşirenin göğsüne bir iki yumruk atıvermişti. Öfke içinde dişlerini göstererek sırıttığını gördüm. Çıraklar yurdundaki mutfak hemşiresinin kapanla tuttuğu fareleri andırıyordu. Seni orospu seni. Et ne oldu diye bağırıyordu. Et nerede? Babamın getirdiği iki bakıcı adamı yakaladıkları gibi koridora çıkarmıştı. Ama kapalı kapanın ardında hala haykırdığını duyuyorduk. Hırsızlar eti isterim. Dışarısı sessizleşince birbirimize baktık.
Annem sakin bir sesle ne zaman gelse kadının kendisine yiyecek alması için verdiği para yüzüne kavgaya tutuşurlardı, dedi. Kadını azarlayıp fiyatların yine yükseldiğini söyler. Kadın da hiç inanmadı. Çok çirkin şeyler söylerlerdi birbirlerine ama kadın yine de para verirdi. Annem susup ölünün yatağına baktı. Sonra fısıldayarak anlatmasını sürdürürdü. 20 yıldır evliymişler. Kadının biricik oğlu savaşta vurulup ölmüş. Bazen oğlunun resmini yastığının altından çıkarıp ağlardı. Resim hala orada olsa gerek. Parası da. Kocası parayı bulamadı. Ete gelince annemin sesi daha da hafifledi. Eti yemişti. Manzarayı gözümün önüne getirmeye çalışmıştım. Ölüm halindeki esmer, açık gözlü, aç gözlü kadın. Gece annemin yanında yatıp et konservesini nasıl yemişti acaba? Annemin ölümünden sonraki yıllar içinde babam bana sık sık yazdı. Her seferinde mektupları daha uzadı. Çoğu zaman benim nasıl yaşadığımı görmek üzere geleceğini yazardı ama hiç gelmedi. Ve ben 7 yıl kentte tek başıma yaşadım. Annemin ölümünden sonra çıraklık yerimi değiştirmemi ve benim için Knohta'da bir yer bulmayı önermişti. Ama ben kentte kalmak istiyordum. Çünkü yolumu bulmaya başlamıştım. Çünkü Rick Weber'ın kurnazlıklarının üstesinden gelmeye başlamıştım. Çıraklık dönemimi onun yanında tamamlamak istiyordum. Veronica adında bir de kızla tanışmıştım. Rick Weber'ın bürosunda çalışıyordu. Sarışın ve pırıl pırıl bir kızdı. Sık sık beraber olurduk onunla. Yaz akşamları birlikte Ren Nehri'nin kıyılarında gezinir, dondurma yerdik. Aşağıda karanlık rıhtım duvarının mavi bazalt taşları üzerine oturup ayaklarımızı suya sarkıtır öpüşürdük. Geceleri gökyüzü açık olup da ırmağı ötelerine kadar görebildiğimiz zaman ırmağın ortasındaki tekne kalıntısına kadar yüzer. Eskiden akşamları kaptanla sarı karısının oturduğu yerden demirden sıranın üzerinde otururduk. Sıranın arkasındaki kamera kıçtan dökülmüştü. Biz ancak demir parmaklığa yaslanabiliyorduk. Geminin altında suyun guruldadığı duyuluyordu. Bürodaki işi Wick Weber'ın kızı üzerine alıp da Veronica işten çıkarılınca onu daha seyrek görmeye başladım. Bir yıl sonra Veronica şimdi oturduğum caddenin pek de uzağında olmayan bir lüks dükkanına sahip dul bir erkekle evlendi. Arabam tamirde olup da ben işe tramvayla gidip geldiğimde dükkanın arka tarafında oturan Veronica'yı görüyorum. Hala sarışın, hala pırıl pırıl bir kadın ama geçip giden 7 yılın izlerini yüzünde görüyorum. Şişmanlamış, arka avluda bir ipte çocuk çamaşırları asılı. Pembeler kız için olsa gerek, maviler de oğlan için. Bir seferinde kapı açıktı, büyük güzel elleriyle dükkanın arka tarafında süt boşalttığını görmüştüm. Bazı bana bir ekmek fabrikasında çalışan kuzeninden ekmek alıp getirirdi. Beni beslemeyi kafasına koymuştu ve bana her ekmek verişinde bu elleri hemen gözlerimin önünde görmüştüm. Ona bir kez annemin yüzüğünü göstermiş, gözlerinin içinde hastanedeyken annemin yanında yatan kadının gözlerindeki aynı hırs parıltısını görmüştüm. Bu 7 yıl içinde ödenecek parayı değmeli deyiminden hoşlanmayacak kadar çok öğrenmiştim. Her şeyin fiyatını. Ödenecek paraya değen hiçbir şey yok. Ekmek fiyatları da hep yüksek. Yolumu bulmuştum artık. Öteden beri böyle deriz ya. Artık işimin girdisini çıktısını öyle kavramıştım ki. Rick Weber için çoktandır ödenecek paraya değen bir iş gücü olmaktan çıkmıştım. Oysa 3 yıl boyunca öyleydim. Bir arabam var, borcunu da ödedim. Üstelik Rick Weber'dan ayrılmak ve kendisiyle her an rekabete girişebilmek için hazır bulunmasını istediğim bir teminatı düşünerek yıllardır para biriktirdim. Kendisiyle iş ilişkim olan çoğu kimse bana dostça davranır. Ben de onlara karşı öyleyimdir. Her şey yolunda ve çekilir gibi. Bir fiyatım ve var. Ellerimin, teknik bilgimin, belirli bir deneyimin, müşterilerle ilişkimdeki cana yakınlığın, çünkü sevimliliğim ve saygılı davranışlarım övülüyor. Gözü kapalı onarmayı öğrendiğim şu makinaların mümessili de olduğum için bu özellikler işime yarıyor şüphesiz. Yarattığı bir fiyat bu. Bu fiyatı hep daha da artırabilirim. Yani durumum fena sayılmaz. Ah, ekmek fiyatları da bu arada dengelendi. Günde 12 saat çalışıp 8 saat uyuyorum. Boş vakit denen şey içinde 4 saat kalıyor bana. Patronumun kızı Ulla ile buluşuyorum. Kendisiyle nişanlı değilim. Hiç olmazsa resmen denecek şekilde değilim.
Ne var ki onunla evleneceğime kesin gözüyle bakılıyor. Vincennes hastanesindeki hemşire Clara'ya gelince. Bana çorbayı, ekmeği, kıpkırmızı pudingi, kükürt sarısı sosu, üstü üstüne belki de 20 sigarayı, bugün tadından hiç hoşlanmayacağım pudingi, içmeyeceğim sigarayı armağan eden, çoktandır dışarıdaki rahibeler mezarlığında yatmakta olan hemşire Clara'ya gelince. Pörsümüş yüzü, iner kalkar kapağı sonunda indirmek zorunda kaldığı sırada sulanan kederli gözleriyle hemşire Clara'ya gelince. İşte o. Ulla ile çıkıp gezdiğimde tanıştığım kimselerin hepsinden daha çok sevgiye layıktır. Tanıdıklarımın gözlerinde, ellerinde onlara ödemek zorunda olduğum fiyatlar yazılıydı. Hep. Ve ben hala içimde uyumakta olan kurdu, bana fiyatları öğretmiş olan açlığı uykudan uyandırıyordum. Dans ederken başımı güzel bir kızın omzuna yasladığım sırada onun homurdandığını duyuyordum. Kolumun, omzumun üzerinde dinlenen o küçük, güzel ellerin ekmeğimi elimden kapacak pençelere dönüştüğünü görüyordu. Bana kendinden bir şey veren çok kimse olmamıştır. Babam, annem, ara sıra da fabrikadaki kızlar. Eserin adı İlk Yılların Ekmeği. Eserin yazarı Heinrich Böll.